Var. İyilik sağlık başlıyor. Merhaba sevgili izleyiciler. İyilik sağlık sizler için de bu bölümde İstanbul Ataşehir'de çok değerli bir hocamızla birlikte Brezilya popolarına hepimiz sahip olabilir miyiz? Bunun cevabını alacağız. Operatör Doktor Deniz Küçük Kaya'nın şu anda. Kendisi estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrah. Hoş geldiniz hocam programımıza. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Asıl siz hoş geldiniz. Hocam Brezilya poposu dedik. Özellikle Brezilya kalçaları nasıl yapıyorsunuz bu operasyonu? Biraz anlatabilir misiniz bize? Tabii bu özellikle hani bu Kim Kardashian, bu Brezilya poposu vesaire gündemde çok olduğundan özellikle hastaların e, çok yoğun bir ilgi ve talebiyle e, karşı karşıyayız. Estetik de bu anlamda ürettiği bir sürü çözüm yolları var. E, bunların tabii öncelikle hani sıralamaya gelecek olursak yani çıkık, dar, e, bir miktar daha belirgin olan kalçalar her zamankinden çok daha revaçta diyebiliriz. Bizim tabi tipik böyle Türk kadını tipinde birazcık daha geniş basenleri olan daha geniş kalçalar artık çok fazlası tercih edilmiyor ya da çok fazlası da istenilmiyor. Özellikle basen bölgeleri insanları çok fazlası da rahatsız ediyor ve bel bölgeleri. Tabii ki popoyu düşünürken bunlardan bağımsız düşünmemek lazım. Özelinde popo estetiğine gelecek olursak da birkaç tane alternatifimiz var aslında. Bir tanesi ki en önemlisi vücudun daki kişinin kendi yağlarıyla poposunu şekillendirme operasyonudur. Bu zaten biz popoyu şekillendirirken dediğim gibi çevresindeki diğer bölgelerden de bağımsız bir şekilde değerlendirmiyoruz aslında. Beliyle, baseniyle, bacak içleriyle, e, karnıyla vesaire, bunların hepsiyle bir total olarak bütün bir görüntüyü algılıyoruz. E, eğer vücudunda yeterli düzeyde yağ varsa ve bu bölgeleriyle ilgili lokalize bölgesel yağlarından da şikayetçi ise hasta hem belindeki hem karnındaki hem basen bölgesindeki yağlarından kurtuluyor. Bu yağları alıyoruz. Aynı zamanda poposunu birazcık daha çıkık, birazcık daha dolgun göstermek için de bu yağlarla popoyu şekillendirme ameliyatı yapıyoruz. E, tabii ki tamamen kendisine ait olduğu için uzun vadede ya da yakın zamanda çok fazlası sorun çıkmasını beklemiyoruz. Elbette en nihayetinde bir ameliyattır Elbette enfeksiyon, işte kanama vesaire ameliyatla ilgili oluşabilecek birçok komplikasyon bu ameliyatta da olabilir. Ama hani e, operasyonun süresi uygulanacak olan yağ miktarına, uygulanacak olan liposuction yani yağ alım miktarına göre 1,5-2 saatten 3 saate kadar uzayabilir. Çoğu zaman bir gün hastanede kalmak yeterlidir birkaç gün sonrasında da normal iş yaşantlarına döneceklerdir yağ enjeksiyonu ile ilgili olarak. Peki hocam yurt dışından geldiğini düşünelim hastalarımızın. Ne kadar süre ayırmalılar? Yağ enjeksiyonları ile ilgili olarak aslında hani bir liposakşın işlemi ve yağ enjeksiyonu olacağı için hani 3 ya da 5 günlük bir süre maksimumda yeterli olacaktır. Elbette ki bu tam sonucu görmek anlamında yeterli bir süre değildir ama e, akut dönemde ilk zamanlarda gelişebilecek komplikasyonlar anlamında 3 ila 5 günlük bir süre bize yeterlidir. Tabii ki ülkelerine döndükten sonrasında Yine biz onlarla telefonla gerekli olan iletişimde halinde bulunuyoruz. Herhangi bir sorun sıkıntı yaşadıkları takdirde her zaman uçak biletlerini alıp gelebilirler. Bizler buradayız. Gerekli olan hizmeti vermeye devam ediyoruz sonuçta. Ama diyelim ki bir pazar akşamı geldiler. Pazar samimiyatları oldular? Perşembe ya da cuma günü gidip öbür pazartesi de işlerine başlamakta çoğu zaman çoğu hasta için %99 oranında herhangi bir sorun sıkıntı olmamaktadır. Elbette hafif ağrılar, elbette hafif morluklar olacaktır ama bu bir iyileşme sürecidir. Tam iyilik hali için ise aslında ya da tam sonuç için 3 aydan 6 ay yakın bir sürenin geçmesinin beklenilmesine fayda vardır. Yani şimdi tam zamanı mı hocam? Yaza çok az kaldı. Bikinileri giyeceğiz. Rahat rahat dolaşabilmek için sizce de tam zamanı mı şimdi hocam? Tabii ki yaz için eğer düşünülüyorsa dediğim gibi 3 aydan 6 aya yakın bir süre var. Zaten yaz aylarında yapıldığı zaman artık bir dahaki yazı beklemek gerekiyor tam sonuç için. Daha doğrusu gösterebilmek ya da daha rahat kıyafetler giyebilmek için. Hem liposakşının sonucunu görmek anlamında da sadece popoyu şekillendirmek anlamında değil tabii ki. Yağ enjeksiyonları ile ilgili söylenmesi gereken önemli şeylerden birisi şu. Herkes bunu soruyor bize gelen hastalarımızda, maille de, telefon aracıyla da. İşte verdiğiniz yağ eriyor, sonrasında tekrar yapmak gerekiyormuş. İşte iki seans, üç seans yapmak gerekiyormuş. Bunun aslında bir kısım doğruluğu var. Şöyle, vücut her koşulda bu yüze olabilir, bu popoya olabilir ya da herhangi bir çöküklüğü doldurmak için yaptığımız yağ injeksiyonu olabilir. Her koşulda vücudumuz kendi yağımızda olsa bir kısmını eritiyor, bir kısmını sindiriyor. Bu bilimsel olarak yüzde otuzla yüzde altmış arasında bir değerdir aslında. Yani biz 100 birimlik bir, yüz gramlık bir yağ dokusu veriyorsak, bunun otuz ya da 60 gramının vücutta kaldığını düşünüyoruz. Bu kalan miktar artık sizin kendi yağınızdır, hastanın kendi yağıdır. Yani bu da bir üç beş sene sonra eriyip kaybolup gitmez. Sadece çoğu hastada aslında bir seferde istenen sonuç elde edilir. İkinciye çok fazlasıyla ihtiyaç olmaz ama olur da 3 ay, 6 ay sonra o ilk verdiğimizdeki o şiş erimemiş hali bildikleri için zamanla eridiği takdirde bir 6 ay sonra belki vücutlarındaki yağ miktarına göre ilave yapılması gerekebilir. Hani bu her hastaya olacak diye bir durum söz konusu değil. Bu 20 hastadan bir ya da ikisine tekrar bir 6 ay, bir yıl sonra tamamen isteğe bağlı olarak tekrar ilave olarak yapılabilir. Elbette ki vücudundaki yağ miktarıyla da ilintili olarak, orantılı olarak. Evet sevgili izleyiciler duydunuz hocamızı. Hem doğal kendi vücudumuzdan dışarıdan hiçbir yabancı cisim almadan Brezilya popolarına sahip olmamız mümkünmüş bu yağ enjeksiyonuyla bu operasyonla ilgili her türlü sorunuzu Deniz hocamıza ekranın altındaki numaraları arayarak sorabilirsiniz. Şimdi hemen arayın ve detayları hocamızdan bizzat öğrenin istiyorum. Peki hocam yağ enjeksiyonu dedik ya bir de protezle galiba bu popo ameliyatları yapılıyor. Kullanıyor musunuz, uyguluyor musunuz sizde? de? Popo protezleri de aynı meme protezlerinde olduğu gibi kullanılmakta. Elbette meme protezleri birazcık daha yaygın ve genel bir kullanımı var. Hani özellikle meme tabii ki insanların çok çok daha hassas oldukları, kadınların vücut saatlerini çok daha belirlediği için çok daha fazlasıyla tercih ediliyor. Ama artık popo protezleri de özellikle mesela Brezilya'da ve Amerika'da çok daha sık yapılıyor. Avrupa'da ya da Türkiye'de de her geçen gün sıklığı ve sayısı artıyor. Artıyor insanların bununla ilgili beklentileri. Ameliyat tekniklerinin birazcık daha gelişmesi, birazcık daha anestezinin gelişmesi, birazcık daha protez kalitelerinin artmasıyla beraber istenmeyen durumların yaşanma olasılıkları da birazcık daha düşüyor popo protezleriyle de başarılı bir şekilde operasyonlar gerçekleştirilebiliyor. Tabii ki hepsinin kendi içinde artı, eksi, avantaj, dezavantaj durumları var. İşte yağ enjeksiyonuyla popoyu şekillendirdiğiniz zaman nedir? Ee, en önemli şey sizin kendinize ait olan bir şeydir. Ha, enfeksiyon, kanama ya da küçük kistler, küçük sertlikler o ameliyatta da olabilir. Ama bu Yüz 100 hastanın, bin hastanın bir ya da ikisinde ya da üçünde olacak şeylerdir. Çoğunluğunda çok çok uyumlu bir süreç elde edilir. Ama popo protez en nihayetinde bir yabancı sinir popo protez. Enfeksiyon ihtimali birazcık daha yüksektir. Belli bir süre sonra değiştirilmesi de çıkartılması ihtimali olabilir. Belli bir sorundan dolayı. Yoksa ömür boyunca popolarında kalabilir onlara bir problem yaratmadığı sürece. Popo protezinin en önemli ya enjeksiyonuna göre avantajsal durumu nedir? Ameliyatı bir kere de yaparsınız, sonucu net bir şekilde görür. Hani bir kısmı eridi mi, gitti mi gibi herhangi bir sıkıntısı, problemi olmaz. Özellikle çok zayıf olan hastalarda, hani vücudundan yağ bulup oraya yağ enjekte edemediğimiz durumlarda zaten çok fazlasıyla alternatifimiz kalmıyor. O zaman popu protezi dışında bir alternatif yok. Popu protezi de hani operasyon süresi 1,5-2 saatlik bir operasyon süresidir. Genelde... Tam böyle iki popo kıvrımının arasından küçük bir kesi yapılarak operasyon gerçekleştiriliyor. Ee, elbette ki onda da yine doğallığı elden bırakmayacak şekilde. Hani böyle Kim Kardeşcan poposu ya da hani bazı e, ünlü isimlerin popolarını özenti ya da böyle internette gördükleri bir sürü fotoğraflardaki tırnak içinde abartılı görüntüyü çoğu hasta istiyor ama e, çoğu isteyen hasta aslında normal standart bir yaşam sürüyorlar. Hani kılıkları kıyafetleriyle böyle çok ön planda olmak istemiyorlar. Bizler hep estetik cerrahlar olarak hani ben en azından kendi fikrimi söyleyebilirim. Doğallıktan hiçbir zaman taviz vermeyecek şekilde böyle e, çok estetikliyim diye durmayan görüntüler yapmaya gayret ediyoruz. E, Popo protezlerinde de bu bakış açısı çok önemli bence. Peki hocam bir de mesela sürekli diyet yapıyoruz. Kilo veriyoruz, sarkmalar oluşabiliyor, çok kilo veriyoruz. Bunların sonrasında da vücut şekillendirme, Brezilya popoları ameliyatları yapıyor musunuz? Böyle çok talep oluyor mu size? E tabii ki yani popoyla ilgili özellikle olarak işte dediğim gibi eğer vücudunda zaten çok zayıf bir bayansa yağla ilgili de yani yağ bulamıyorsak vücudu çok güzel şekilli ama popolar dümdüz geliyorsa zaten yapacağımız çok fazla bir alternatifimiz yok popo protezi dışında. Hani popo protezleri içinde yapılacak işe göre değişmekle beraber mesela 5-7 gün içerisinde normal iş yaşantısına dönülebilir. Yani hani her ameliyatta olduğu gibi popo protezi ameliyatında da meme protezi ameliyatında da bir enfeksiyon ya da herhangi bir kanama, herhangi bir şişlik durumunda vesaire bu süreler birazcık daha uzayabilir. Ya da o protezlerin çıkartılması, değiştirilmesi gerekebilir. Ya bunlar hep biz meme protezleri için de söylüyoruz. Popo protezi için de aynı şey geçerli. Ömür boyu vücutlarında durabilir. Ama bu demek değildir ki ömürleri boyunca hiç orada sorun çıkarmadan tamamen sessiz sakin bir şekilde duracak anlamına da gelmiyor. 100 hastanın 3'ünde, 5'inde, 7'sinde yapılan klinik çalışmalarda hep farklı sonuçlar alınmış ama hani 100 hastanın 50'si gibi bir oran yok. 3'ünde, 5'inde ilk 5 yıl içerisinde belki çıkartılması, belki değiştirilmesi ya da çıkartılıp tamamen hani yerine artık bir şey konulmadan bir sene sonra tekrar ikinci operasyon olması gereken durumlarda olunmuştur. Hani biz cerrahlar olarak ben özellikle hastalarıma bütün ameliyatların olumlu olumsuz her türlü yönlerini anlatmaktan yanayım. E, elbette artık birazcık daha sık uygulanıyor, daha kolay uygulanıyor. Protez teknolojilerinin gelişmesiyle beraber protezler birazcık daha insan vücuduna uyumlu ama bunların hepsinde birinmesinde fayda var. Peki hocam popo şekillendirme yaparken aynı zamanda bacak şekillendirme ameliyatlarını da aynı anda yapabiliyor musunuz? Tabii ki zaten hani mesela diyelim ki sadece popo protez yapacağız. Hani lipos şey yağ enjeksiyonu istemiyor hastamız. Yine belinde fazlalık var, yine basenlerinde fazlalık var. E popo protezini koyarken bunları da hallediyoruz. Yine biz yağ enjeksiyonlarıyla ya da aynı şekilde e, protezlerle bacak şekillendirme operasyonlarında başarılı bir şekilde yapabiliyoruz. Özellikle bu işte o bacak diye tarif edilen kadınların işte etek giyemiyorum, işte yok kısa bir şey giyemiyorum, şort giyemiyorum çünkü bacaklarımın o iç taraflarındaki erilik beni çok rahatsız ediyor diye şikayetlerle bize çok fazlasıyla başvuruluyor. Bunda da yine aynı popoda olduğu gibi. Yağ alıyoruz, oraya bir miktar enjekte ediyoruz. Ya da yağla ilgili sıkıntımız var, ...yağı istemiyor ya da vücut çok zayıf hasta. O zaman bacak protezleriyle yani o bölgeye uygun olacak şekilli protezlerle aynı popoda olduğu gibi o işi de halledebiliyoruz. Ee, bacak arkasından dizin o tam arka kıvrımından küçük bir kesiyle yapılıyor ameliyat. Yine 1-1,5 saat kadar sürer. Yine yapılacak olan işe göre değişmekle beraber hani 5-7 gün sonrasında normal iş yaşantısına dönülebilir. Yağ enjeksiyonları için de aynı şey geçerli. Yani vücutun kendi dokusuyla ilgili de çözüm alternatiflerimiz var dışarıdan artık günümüzde e, bu e, silikon teknolojisinin gelişmesiyle beraber protez teknolojisinin gelişmesiyle beraber çok farklı alternatiflerimiz de mevcut. Peki hocam iyileşme sürecinde ya enjeksiyonuyla yapıldığında ya da protezle yapıldığında arada bir fark oluyor mu? Hangisi daha çabuk iyileşiyor? İyileşme süreciyle ilgili olarak da şöyle, e tabi ya enjeksiyonu protez hani belki protezde bir birkaç günlük birazcık daha geriden gelme süreci olabilir. Yani hani ya enjeksiyonda bir 3-5 gün içerisinde, belki popo protezinde bir 7-10 gün gibilik bir Süre içerisinde de e, bu iş yani de, tamamına yakın iyileşme hali olmuş olmuyor ama normal gündelik daha rahat, daha sağlıklı yürüme, e, daha rahat kendi işini kendisi halleder noktaya gelmek bir 7-10 günlük süreyi buluyor. E, biz mesela hani kombine ameliyatlardan bahsetmişken Popo ile beraber gerekirse bir meme ile ilgili müdahaleyi de yapabiliyoruz. Meme protezini de yapabiliyoruz. Hep merak edilen şey işte hastalar nasıl yatacak? Nasıl yatacağız? Hem popomuzda bir şey var hem mememizde bir şey var. Popo estetiğinde özellikle biz zaten hani olabildiğince e, yüzükoyun yatırmamaya gayret ediyoruz. Hani popoyu boşluğa getirecek şekilde belden ve diz altından destekleyerek yatırıyoruz. Dolayısıyla popo protezi yapılırken uygun hastaya tabii ki hem sağlık olarak hem de e, estetik anlamda uygun hastaya hem memesiyle ilgili hem de e, belki burnuyla ilgili, işte belki kulaklarıyla ilgili, belki yüzüyle ilgili diğer bir estetik müdahale işlemi de gerçekleştirilebilir. Hocam bir de popo şekillendirme de geçici dolguları da duyuyoruz biz. Uygulanan bir yöntem mi bu da? Tabii ki popo protezinde hani popo şekillendirmede ya da bacak şekillendirmede bir diğer üçüncü alternatif bizim geçici dolgular dediğimiz böyle ömürleri 1-2 yıldan 3-4 yıla kadar uzayabilen ama en sonunda çok az bir miktarı kalsa da tamamının eridiği düşünülen geçici dolgularla da bu işlemler yapılabiliyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ameliyatlardan hani tercih sıralamasına gelince aslında yağ varsa yağ enjeksiyonu aslında en ideal yöntemlerden birisi. Daha sonrasında popo protez. Popo protez mi geçici dolgu mu onu hastayla beraber karar vermek lazım en nihayetinde. Geçici dolgularda da yine diğerlerinde yaşadığınız sorunları yaşayabilirsiniz. Bunlar nedir? Enfeksiyon. E, bunlar nedir? işte kanama. Bunlar nedir? Sertlik. Bunlar nedir? Hani ameliyat sonrası kisleşme, apseleşme olup onların tekrar oradan boşaltılması. Yağ enjeksiyonda da olabilir. Papa protezinde de olabilir. Bu geçici dolgularla da olabilir. Hastalarımız da hep neyi istiyorlar? Ne kadar kararlılar ve onlar için ne uygun buna karar vermek lazım. Dolayısıyla hastaya göre çözümler üretmek lazım. Hani bu en doğrusu bu en yanlışı değil hastaya göre en doğrusu ve e, bu size uygun değil e beraber karar verilmek lazım. Elbette ki hekimin önerileri en önemli noktadır bu altının çizilmesi gerekir. Peki hocam tecrübe sizce bu ameliyatın başarısını etkileyen bir durum mu? Ya tecrübe her işle ilgili başarıyı etkileyen bir durumdur. E, tabii ki ameliyatları ne kadar çok ve sık yaparsanız tecrübenizde o kadar ilerlemekte. Ama e... Estetik cerrahide bakın hasta hekim arasındaki güvenin tam olarak oturması gerekiyor. Benim en çok inandığım noktalardan birisi budur. Ben olabildiğince butik bir hizmet vermeye gayret ediyorum. Hastalarımla olabildiğince birebir çok yakından ilgilenmeye gayret ediyorum. Onlarla olabildiğince ne istediklerini iyi algılamayı, iyi anlatmaya çalışıyorum. Ben kendim onlar için ne uygunsa onu olabildiğince detaylı, net bir şekilde söylemeye gayret ediyorum. Bunların birer ameliyat olduğu unutulmaması gerekiyor. Estetik cerrahi bazen böyle bir kuaförlük hizmeti gibi algılanıyor. Onun için bazen kuaförler de estetik e, hizmetleri vermeye çalışıyorlar. Cerrahi boyutunda bile çok yanlıştırmak için de. E, dolayısıyla hani öyle algılanmamalı. E, her şeyin iyi ve kötü tarafları var. Bunlar bilinmeli ve bunları da olabildiğince anlatıyoruz. Ama... Her geçen gün ameliyat sayılarımız artıyor. Her geçen gün hastaların beklentileri artıyor. Her geçen gün mutluluklar ve keyifler çok fazlasıyla artıyor. Bunun da bilinmesi lazım. Hani bir şeyi bileceğiz. iyisini kötüsünü. İlla kötü şeyler herkesin başına gelmiyor. Bu olasılıklar sıfır değildir. 100 tane ameliyat yapıyorsanız bir ya da iki tane problem ya da sorunlu hastayla karşılaşabiliyorsunuz. Bunları da yine bunlar tıbbın içinde olan şeyler. Bu, bu Alman plastik cerrahın başına da geliyor. Bu bir Amerikalı plastik cerrahın başına da geliyor. Bizler kongrelerde işte Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun bunların hepsini takip ediyoruz. Bizler anlatıyoruz, onlar anlatıyor. Ya artık günümüz iletişim çağı zaten. Hani internete giriyorsunuz, herkese ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bilgiyi olabildiğince saklamadan, olabildiğince sıcak, samimi diyaloglar kurarak hastalarımızla uzun vadeli. Hep 5 sene sonra da aradıklarında bizleri bulacakları, 10 sene sonra da aradıklarında bizleri bulacakları bir iz bırakmak istiyoruz kendilerine. Hocam siz çokça bu ameliyatları yapıyorsunuz. Mesela yurt dışından gelip Brezilya poposu talebinde bulunan hastalarınız da vardır mutlaka değil mi? Bir bizimle paylaşır mısınız öykülerini kısaca? Tabii ki son zamanlarda hani bize bu şekilde hastalarımız özellikle yağ injeksiyonu ile ilgili olarak e, yoğun bir şekilde başvuruyorlar. Popo protezi için gelenler de var. İşte popo proteziyle beraber e, işte meme protezi ve burnunu beraber yaptığımız bir hastamız da var. Bu hani üçünü beraber bir arada e, dahil ettiğimiz bir hastamız var. E, ya, yağ injeksiyonları ile ilgili olarak sadece popu şekillendirme için değil biz liposakşın yaptığımız çoğu hastamıza eğer yüzüyle ilgili hani birazcık böyle çökük vesaire bir yerleri varsa o bölgeye her koşulda bir miktar yağ injeksiyonu yapıyoruz. Hem yüzü dolgunlaştırmak ve gençleştirmek için kullanıyoruz hem de liposakşın sırasında gerekli olan yağlarından da kurtulmuş oluyorlar. Yani yurt dışından gelecek olan hastalar için özellikle bizler biliyorsunuz her zaman söylüyoruz uçak biletlerini almaları yeterli Burada transferlerini organize ediyoruz profesyonel ekiplerimizce, kendimize ait olan ekiplerimizce. Arabamız, şoförümüz gidip onları alıyor. Otellerine yerleştiriyoruz. O da artık kahvaltı konaklamalı olacak şekilde. Hastanede her türlü ilgi alaka ne gerekiyorsa onlar yapılıyor. Kendi kliniğimde gerekli olan görüşmeler ve kontrolleri gerçekleştiriliyor. En son günde, işte bu bir liposakşin yağ injeksiyonu ise 3. 4. günden sonra, bu bir popo protese 7. gün 10. günden sonra son kontrolleri yapılıp tekrar havaalanına kendileri Bizim tarafımızdan teslim ediliyorlar. Bizdeki hizmet bu şekilde ilerliyor. E, şükürler olsun bununla ilgili de sorun yaşamıyoruz. Elbette oraya gittikten sonra da iyileşmeleri bitmiyor. Herhangi bir sorun sıkıntı yaşadıkları zaman da uçak biletlerini alıp buraya tekrar gelmelerini istiyoruz. Elbette 6 ayın sonunda bir memnuniyetsizlikleri, bir sıkıntıları, şikayetleri olabilir. Yine uçak biletlerini alıp gelmelerini istiyoruz. Ne yapılması gerekiyorsa burada ekibimle beraber profesyonel bir şekilde hizmetimizi üretmeye devam ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler hem zayıf bayanlar için popo şekillendirme hem de hafif tombul bizim gibi tombul bayanlar için şekillendirmeler yapabiliyormuş hocamız. Bunların müjdesini veriyor. Değil mi hocam? Bizler için bir müjde sayılır bu. Özellikle liposakşın çok estetik çevrenin yani çok inanılmaz bir ameliyatıdır. Belimde simit gibi çıkıntı var, basenlerim çok geniş. İşte bacak içlerimden, işte kıyafet giyemiyorum sürekli birbirlerine değiyorlar. Özellikle yaz aylarında gibi sıkıntılardan anında bıçakla kesilmiş gibi kurtulurlar. Anında basen şekilleri değişir, anında bel şekilleri değişir. Liposakşın çok mucizevi bir ameliyattır. Eğer bununla ilgili bir... Ya enjeksiyonda yapılacaksa ikincil kazancıdır. Ya enjeksiyonu da günümüzün en trend işlerinden, estetik cerrahın en güzel işlerinden birisidir. Hem cilt gençleştirmek için hem de dolgunluğu vermek anlamında. Tabii ki protezler de her zaman elimizin altında çok güzel alternatiflerdir. Onlar daha kesin net sonuçlardır. Problem çıkarmadığı takdirde ömürlüktür ama problem 3-5 sene sonra çıkartıp değiştirilmesi de çıkartılması gerekebilir. Ama korkmalarında bir sorun sıkıntı yok. Ameliyat olduklarını da unutmayacaklar. Ki hocam hem bacak şekillendirme hem popo protezi, bir de üstüne meme protezi istiyoruz diyelim. Aynı ameliyatta yapabiliyor muyuz? Bunlar yapılabilecek olan ameliyatlardır. Elbette ki hastaya göre çözümler üretmek lazım, e, hastanın isteklerine göre. Çünkü e, işte popo protezi çok ağırlı değildir ama meme protezi koyacağınız plana göre bir miktar ağrısı olabilir. Hani eğer hastanızın çok ağrısı sancısızsa olacağını düşünüyorsanız bazen ben bile hani sadece bir tanesini yapalım diyorum hastayla ön görüşmemize göre diğerlerini diyorum teker teker yapalım. E, bazen de hasta üçünü bir istiyor. Tahlillerine bakıyoruz. Hastanın genel durumunu değerlendiriyoruz. Tamam diyoruz. Üçünü de bir arada yapalım. Biz bu protez dışında da birçok ameliyatta bir arada yaptığımızı biliyorsunuz zaten. Evet sevgili izleyiciler hem popo şekillendirme hem bacak şekillendirme hem göz şekillendirme hepsi aynı ameliyatın içinde bile olabiliyormuş. Operatör doktor Deniz Küçükkaya ile birlikteydik. Bunların müjdesini aldık. Hemen bizi ekranın altındaki numaralardan arayabilirsiniz. İyilik Sağlığı biz sizler için yapıyoruz. Bütün sorularımızı hocalarımıza iletebilirsiniz. İyilik Sağlık devam ediyor. Ayrılmayın.